Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul depremine ilişkin Kandilli yöneticilerinden son dakika açıklaması geldi. İstanbul'da beklenen büyük depreme dair yürütülen çalışmalarda elde edilen bulguları aktaran Kandilli Rasathanesi yöneticileri, İstanbul Silivri Kumburgaz Büyükçekmece içine alan fay parçasında bir anormallik yaşandığını, olası kırılma beklenen alan olarak bu hattın öne çıktığını açıkladı. İşte İstanbul'da beklenen depreme ilişkin fay hattındaki anormallik ve deprem uzmanlarının uyarıları. İstanbul'da şehrin altından geçen bir fay hattı yok, ancak Marmara Denizi'nin altından geçen ve yaklaşık 130 kilometre kırılmamış bir fay hattı bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de olası Büyük Marmara depremine ilişkin aralıksız çalışmalar yürüten kurumların başında geliyor. Enstitü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener ile Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doktor Doğan Kalafat, Kandilli'nin Marmara Deniz Tabanı içinde 2013'ten bu yana yaptıkları çalışmalarda ortaya çıkan son tespitleri paylaştı. İşte kritik açıklama ve anormalliğin gözlemlendiği bölgedeki ilçeler. Yani Kuzey Anadolu fay hattı yılda 2.5 santim batıya doğru kayarken, Tekirdağ Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi açıklarına uzanan fay hattı, batı segmenti, 1.5 santim sağ yanal atım, yine bu segmentte 1 santimlik sürekli enerji salınımı tespit edildi. Bu boşalım diğer segmentlere göre daha düşük bir risk olarak yorumlanabilir. Tekirdağ Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi açıklarına uzanan fay hattı, batı segmenti, boyunca yapılan ölçüm sonuçlarına göre bu alandaki deprem riski Silivri'den Büyükçekmece açıklarına uzanan orta segmentten daha düşük olarak yorumlanabilir. Marmara Denizi'nde tek bir fay parçası yok. Birçok fay parçası, segment var ama biz kuzey kolu üzerindeki ana fay parçalarını inceliyoruz. Fay zonunun Marmara Denizi'nden geçen kuzey kolu genel olarak batı, orta, doğu olmak üzere 3 ana parçadan oluşuyor. Batı ve orta segmentteki çalışmalarımız bitmek üzere. İstanbul Prens Adaları açlıklarından Çınarcık Yalova açıklarına uzanan doğu segmentine ait veriler ise pandeminin sona ermesiyle ele alınacak. Yalova açıklarından Prens Adaları'nın önünden doğru uzanan parçadaki çalışmaları henüz tamamlamış değiliz. Şimdiye kadar elde ettiğimiz verilere göre yüksek anomalilerinin görüldüğü orta segment, Silivri-Kumburgaz Büyükçekmece açıkları, olası kırılmanın beklendiği alan olarak öne çıkıyor. Başta İstanbul'u etkileyecek Marmara depreminin büyüklüğü 7'nin üzerinde olacak. Tarih veremiyoruz. Bu aşamada yapılabilecek tek şey deprem zararlarını azaltmak. Bu tek parçalı bir kırık olabileceği gibi birden fazla kırılmayı da içinde barındırabilir. Marmara Denizi'nin altından geçen tek bir fay parçası yok.